2006'dan beri Kandilli Rasathanesi'nde Marmara depremini araştırdığını belirten Koneko Milliyetin Bakanlığı ile Cika işbirliği okullarda düzenlenen tatbikatların ise yeterli olmadığını belirtti. Milliyetin Bakanlığı ile Cika arasında 2010'da başlayan okul tabanlı afet eğitimi projesi kapsamında Bursa, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Çanakkale, Düzce, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova'da 80 pilot okulu kapsayan proje dahilinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karapınar Ortaokulu'nda tatbikat düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği 30 saniye süren 6.7 şiddetindeki deprem sonrasında kurtarma çalışmaları canlandırıldı. Tatbikatı izleyen ve sık sık not olan Japonya Jık Afet Yönetim Uzmanı Fumio Kaneko, yapılan bu tatbikatların yeterli olmadığını dile getirdi. Tatbikatlara çok sayıda kurumun destek vermesini onumlu bulduğunu ifade eden Koneko, ancak yeterli değil afet döneminde yeterli diye bir şey yok. Sürekli bu çalışmaların devam etmesi önemli. Sadece Türkiye için değil, Japonya için de önemli. 3 yıldır biz bu projeyi yürütüyoruz dedi. Türkiye'de aynı şiddetteki depremin daha etkili olacağını vurgulayan Koneko, Japon binalarının Türkiye'deki binalara göre 2-3 kat daha güvenli olduğunu söyledi. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde İstanbul yakınlarında Marmara Denizi'nde bir deprem olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden jükafet yönetimi uzmanı Fumine Kaneko, depremin 7-7,5 büyüklüğünden fazla olmayacağını belirtti. Olası depremde can kaybının şehre göre değişebileceğini altın çizen Koneko, İstanbul yakınlarında birçok bilim adamı yakın zamanda deprem olmasını bekliyor. Muhtemel depremin büyüklüğü 7 ile 7,5 büyüklüğünde olacaktır. Tabi deprem denizde meydana geleceği için tsunami etkisi oluşturacaktır. İstanbul daha çok etkilenecektir ama Bursa'da tsunami'den etkilenecektir. Japonya'da 2 sene önceki tsunami'de dalgalar 10 metre boyutunu aşmıştı. İstanbul ve Bursa'daki deprem sonrası meydana gelecek tsunami'de dalgalar çok yüksek olmaz. Deprem Marmara Denizi'nde olacağı için dalgalar Bursa'ya çok şiddetli gelmez. İstanbul daha çok etkilenecektir diye konuştu.